Çağımızın her sahada kalkınmanın ilerlemenin reçetesi çağdaş ve geleceğe hitap eden bir eğitimden geçer. Ben de onurlu ve sorumlu bir vatandaş olarak ülkemizin kalkınma projesine bu şekilde bir katkı sağlamak istedim. Bizler Hakan Hocam'la bu insansız hava aracı yapımına başladığımızda ilk başlarda bir hobi olarak başladık. Ama sonrasında öğrencilerimizin bundan faydalanması gerektiğini, onların da bu yolda mesleklerini uygulamaya yönelik bir yerlerde kullanması gerektiğini düşünerek bu tarz yarışmalara önceden de katıldık. Önceden de başarılarımız var ama bu son taçlandırdık diyebilirim. Hakan Hocam'ın üstün gayreti, çocuklarımızın pandemi salgın döneminde üstün gayretleri çerçevesinde bu sonucu yakaladık. En güzel tarafı bu ödülü almak güzel bir şey ama Cumhurbaşkanımızın elinden, kabine üyelerimizin elinden, bütün ülkemizin elit diyebileceğimiz öğrencilerinin bulunduğu bir ortamda böyle bir gururu yaşamak, Malatya'mızın adını orada duyurabilmek, meslek liselilerin, meslek lisesi öğrencilerinin, seçkin fen lisesi, seçkin özel okullar, havacılık okulları gibi birçok seçkin okulun içerisinde bir başarıyı yakalayabileceğini, çalışırsa olabileceğini gösterebilmek bizler için çok güzel duygular. Toplam 4 kişilik bir ekibiz. Hakan Aras, ben Mehmet Bozdağ arkadaşım, Emrah Tanber, Ramazan Beytekin olmak üzere. Zorlu bir yarışma süreciydi. Gayet heyecanlı geçti. Çünkü Türkiye çapında toplam 290 bir takım katıldı. 150'ye düştük. Ondan sonra rapor aşamasına geçtik. 70'e düştük. Sonunda çok şükür Türkiye birinciliğini elde ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden ödülümüzü aldık. Malatya'mız adına gururluyuz. Bu okula gelme sebebim sevdiğim işte yürümekti ilk baş olarak. Okulu gerçekten bu şekilde bazı söylemler aldım ama yine de hiçbirini umursamadım. Çünkü ben bu yolda gitmek istemiştim. Elektrik üstünden yani elektrik elektroniği sevdiğim için gitmek istedim. Tabii ki öğretmenler bizlere destek verdiler. Tüm öğrencilere aynı şekilde destek veriyorlar. Ben bu şekilde gitmek istedim. Öğretmenlerimle güzel şeyler başardık bu şekilde. Hani bazı olumsuzluklar olabiliyor tabii ki. İmkansızlıklar, şartlar, namenler, şartlar bizleri bazen şey yapmadı ama yine de biz yılmadık bu yolda. Gerçekten insansız hava aracı yapmak bir şekilde kolay gibi gözükse de çok zorluklarından geçtik. Öğretmenlerim sağ olsun bizlere hiç desteklerine şey yapmadılar, esirgemediler. Bu şekilde çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız ödül gerçekten bizi gururlandırdı ve şereflendirdi. Hocalarımızla beraber bu işe başlarken pandemi döneminde geldiği için çok zor oldu yani bu okula gelmemiz, gitmemiz falan. Yani buna rağmen birinci olduk. Yani çok sevinçliyim. Bu işe zaten başlarken hocalarımız da aynı şeyi söyledi. Yürümeyeceğiz. Ne olursa olsun tekrar deneyeceğiz. Zaten pistimizde yani çok denemelere gittik. Yani uçuşlarımızda hep başarılı olduk ama başarısız olsaydık dahi yine de yürümeyecektik. Gittik birinci olduk. Mutluyum, durumdayız. Ben de göreve yeni başladım. Sosyal medyada çeşitli meslektaşlarımız hoş geldin diye yazıyorlardı. Bugünkü bu mutluluk, bu sevinç bana şunu gösterdi ki yani bu cevapla hoş bulduk diyebilirim artık. Ben imkansızlıklar üzerinden bir başarı hikayesi yaratılmış. Bundan dolayı okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bizler Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin ve başarı hikayesi oluşturmak isteyen tüm öğrencilerimizin yanındayız. Ben bu başarıyı tüm Malatya'ya armağan ediyorum. Malatyalıların daha iyi bir yerde olabilmesi için bu başarı hikayesi gerekiyor bizlere. Açıkçası bu başarı hikayesi beni de umutlandırdı. Daha fazla çalışmam gerektiğini anladım. Daha fazla birlikte olmamız gerektiğini anladım. Ben bu başarı hikayesini yazan tüm idarecilere, öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bir de dönerken
kategorimiz vardı. Sabit kanat, otonom bir uçağımız bu. Sabit kanat birazcık daha zorlu şartlar altında kendi kumanda ettiğimiz için bir de. yarışmada ilk önceki kategorimiz hız olanağıydı. Hız olarak hem hafif bir uçak, olanaklardan değişik bir uçak, ters kanat olması ve normalde uçaklar dört kanattan oluşuyor. Bu iki kanat ve tek fermuarını arkadan ittirmenin bir özelliğe sahip. Bacakların yaptığı yalak bunun karbon şekli. Karbon şekli. Karbon şekli. Karbon. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Emreha? Yani önceliğimiz hafif olması gerektiğinden dolayı şekilde yaptık. Normalde inanın ebatı bu kadar mı oluyor? Yani aynı ebat. Gözetleme İHA'ları, gözetleme İHA'ları bu boyuttadır. Kolay yapılabilsin diye karakollarda ama... Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütçede en yüksek payı eğitime ayırdık. Ama eğitime ayırdığımız payın sonuçlarını görmek bizim için çok büyük bir gurur. Hele bunu Malatya'da, hele de bunu Yeşiltepe'de görmek çok ayrı bir mutluluk. Ebabil takımı Hakan Hocam ve Mehmet Hocam'ın koordinasyonunda Emrah ve Ramazan'la birlikte muhteşem bir başarıya imza attılar. Türkiye 2002 öncesi, geçmiş dönemin Türkiye'sinde savunma sanayinde sadece %14 yerli üretime sahipti. Şu anda İHA'larımızla, SİHA'larımızla, ataklarımızla yaklaşık %70 yerli ve milli savunma sanayimizin üretimini yapıyoruz. Bu üretimi yapan ekibin, özellikle İHA'ları ve SİHA'ları üreten ekibin başında bulunanlardan biri kıymetli kardeşimiz Selçuk Bayraktar. Ben Allah esirgesin, çok önemli işler yapıyor diye düşünüyorum. Türkiye ve dünya için önemli işler yapıyor. Ve bu kadar Türkiye'nin üzerine gelmesinin en önemli sebebi savunma sanayimizin yerli ve milli hale gelerek bu kadar güçlenmesinden sebep. Ve sadece üretip bırakmıyor, aynı zamanda yeni bir nesil yetiştiriyor. Yeni bir nesil için teknolojiyle buluşan ve bunu da savunma sanayine elektronik ve teknolojik alanların içerisine derc etmesiyle birlikte gençlerimiz inanılmaz başarılara imza atıyor. Ebabil takımında iki tane cevher. Selçuk Bayraktar bir mesaj atmıştı. Cevherler istiyorum demişti. Ben de ona cevaben bir cevherden 1000 cevhere demiştim. Ve o 1000 cevherden iki tanesi bugün yanımızda. Ve bu iki evladımı yetiştiren kıymetli Mehmet hocamı ve Hakan hocamı kutluyorum. Bu iki cevher Ramazan ve Emrah, inanıyorum ki onlar da birer Selçuk Bayraktar olacak. İnanıyorum ki birer Haluk Bayraktar olacak. Çok teşekkür ederim müdürüm. Pardon hocam. Bu taraftan. Çekiyoruz efendim. Tamamdır. Tamam başkan. Tamam başkan.